Bugünkü masalımızın adı Güneşe Yolculuk. Günlerden bir gün kapkara bir bulut güneşin önünü kapatmış ve güneş 3 gün boyunca hiç görülmemiş. Bu duruma 2 civciv kardeş, Biricik'le Miniç çok içerlemiş. Güneş olmayınca çok mutsuz oluyorlarmış. Düşünmüşler, taşınmışlar, akıllarına bir fikir gelmiş. Bir karar vermişler. Annelerine gidip, "Cik cik, annecik, biz düşündük, taşındık, bir karar verdik. Güneşi gidip arayıp bulacağız, bulduktan sonra da gökyüzündeki yerine tekrar yerleştireceğiz," demişler. Anne tavuk çok şaşırmış. "Aa, nasıl yapacaksınız bunu?" diye gıdaklamış. "Siz güneşin nereye saklandığını bilmiyorsunuz ki." "Olsun, bilmesine bilmiyoruz ama yolculuk esnasında karşılaştığımız herkese onu sorup belki de bulabiliriz," demişler. "Peki," demiş anneleri, onlara küçük birer çanta hazırlamış ve sarılmış, öpmüş, vedalaşıp onları yolcu etmiş. İki kardeş az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Bir de dönüp arkalarına bakmışlar ki bir arpa boyu yol gitmiş. Nihayetinde bir bostana varmışlar. Bostanda karşılarına bir salyangoz çıkmış. Salyangoz kabuğunun içinde miskin miskin uyuyormuş. Civcivler salyangozu görünce çok heyecanlanmışlar. Hemen ona seslenmişler. "Salyangoz kardeş, salyangoz kardeş, güneşi gördün mü?" demişler. Uykulu gözlerle salyangoz yavaşça kafasını çıkartmış kabuğundan ve demiş ki, "Bilmiyorum, gerçekten de güneşin nerede olduğunu bilmiyorum. İlgilenmiyorum da, kendi evimde çok mutluyum. Belki de bilse şu dalda duran saksağım biliyordur yerini," demiş ve kafasını tekrar kabuğun içine koyup uyumaya devam etmiş. Bu sırada civcivleri gören saksağın telaşla pır diye uçup gelmiş yanlarına. Demiş ki, "Civcivler, civcivler, ne yapıyorsunuz civcivler? Civcivler, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bakayım civcivler?" Civcivler demiş ki, "Biz güneşi arıyoruz saksağın. Sen gördün mü acaba nerede olduğunu?" "Bilmiyorum, bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ama arkadaşım tavşan biliyor olabilir. Evi de gölün kenarında. Gölün kenarında evi. Evi gölün kenarında," demiş saksağın. Üçü yola koyulmuşlar. Gitmişler, gitmişler ve gölün kenarındaki o tatlı eve varmışlar. Tavşan kendisine doğru gelenleri görünce hemen kendisine çekidüzen vermiş. Kulaklarını, bıyıklarını düzeltmiş ve misafirlerini evine davet etmiş. Misafirlerinden küçük civcivler başlamış konuşmaya. "Biz güneşi aramaya çıktık ama bir türlü bulamıyoruz. Sen nerede olduğunu biliyor musun acaba tavşan amca?" Tavşan demiş ki, "Bilmiyorum ama ördek arkadaşım biliyor olabilir. Şu karşıdaki gölün hemen yanında sazlıktan bir evi var. Gidelim ona soralım," demişler ve hepsi yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Nihayetinde ördeğin evine varıvermişler. Tavşan ördeğin kapısını çalmış. Tak tak tak. İçeriden ses gelmemiş. "Eyvah," demişler. "Ördek herhalde dolaşmaya çıktı." O sırada ördeğin sesi duyulmuş. "Evdeyim, evdeyim. Sobayı yaktım, çok üşüdüm. Tüylerim bir türlü kurumuyor. Güneş çıkmadığı için günlerdir. Üşüdüm ben de," demiş. "Aa," demiş civciv kardeşler. "Biz de onu aramaya çıktık. Acaba nerede olduğunu biliyor musunuz?" "Bilmiyorum," demiş ördek. "Keşke bilseydim." "Aslında bilse ormanın öbür tarafında yaşayan kirpi bilir. Kirpi çok bilgedir. Kesin bilir nerede olduğunu," demiş. "Aa, öyle mi?" demişler ve hepsi kirpinin evine doğru yola koyulmuşlar. Kirpinin evine vardıklarında bakmışlar ki kirpi içeride uyukluyor. Sessizce yaklaşmışlar ve kirpiyi uyandırmışlar. Kirpi uykulu gözlerle esnemiş ve demiş ki, "Ne yapıyorsunuz, ne arıyorsunuz burada?" "Sormayın, biz güneşi aramaya çıktık. Nerede olduğunu biliyor musunuz?" Kirpi hepsini süzmüş ve biraz da böbürlenerek, "Canım," demiş, "bunu bilemeyecek ne var? Şu karşıdaki meşeyi görüyor musunuz? O meşenin arkasında kocaman bir dağ var. Dağın üstünde de kocaman kara bir bulut. İşte onun içinde gizlenmiş güneş. Ay dedeye söyleyeceksiniz, o da güneşi uyandıracak. Muhtemelen o bulutun içinde uyuyakalmıştır," demiş. Bunu duyduklarında şaşırmışlar. "Peki hep birlikte gidip onu uyandıralım mı?" demişler. "Peki," demiş kirpi.
O da onlara katılmış ve o yüksek dağa doğru yola koyulmuşlar. Nihayet o yüksek, kocaman dağın eteklerine varıvermişler. Oflaya puflaya zirveye çıktıklarında kocaman, kapkara bir bulutun yayılıp uyumakta olduğunu görmüşler. Hemen Ay Dede'ye seslenmişler. Ay Dede, Ay Dede, bize yardım et ne olur. Biz güneşi arıyoruz, onu bulamıyoruz demişler. Ay Dede gökyüzünde gülümsemiş ve onları bir beşik gibi hop diye sırtına alıp salına salına güneşin sarayına getirip bırakmış. Güneşin sarayına vardıklarında kapılarının kapalı, perdelerinin de inmiş olduğunu görmüşler. Civcivler cikciklemeye, saksağın gakkaklamaya, tavşan kulaklarını çırpmaya, ördek gagasıyla gak gak demeye, kirpi de dikenleriyle kapıya vurmaya başlamış ve gürültü çıkartarak güneşi uyandırmaya çalışmışlar. Güneş homurdaya homurdaya bağırmış. Kim beni uyandırmaya çalışan? Bu saatte kim benim kapıma gelen? Hep bir ağızdan bağırmışlar. Biziz, biziz, sabah oldu artık uyan, lütfen uyan demişler. Ah demiş kederli kederli güneş, çok mutsuzum, mümkün değil, tekrar sizin karşınıza çıkamam, çok utanıyorum. Kocaman karanlık bir bulut geldi kapladı beni, üstelik üstüm başım kirpas içinde. Nasıl tekrar ışıklarımı gökyüzünden yeryüzüne yansıtırım, nasıl aydınlatırım sizi, çok utanıyorum, çok demiş. Bunu duyan ördek bir kova su getirmiş. Tavşan bir güzel yıkamış güneşi. Saksan bir güzel kurutmuş. Küçük civciv kardeşler de kirpi de bir güzel cilalayıp parlatmışlar güneşi. Güneş tekrar gökyüzündeki yerini almış. Ve doğayı, insanları, bütün canlıları güzel ışığıyla tekrar aydınlatmış. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bu masalımızı dinleyenlerin başına, biri bizi ısıtan sıcacık güneşin başına, biri de umutlu yarınlarımıza. Hoşça kalın.